İlkel şartlar altında, evinin bahçesinde, apartmanların ortasında kesmek hem sağlık açısından, hijyen açısından doğru değil. Hem bunu gören çocukların psikolojilerinin bozulması ile alakalı ciddi sıkıntıları var. O anlamda artık mahalle aralığında bu işlerin yapılmaması gerekiyor. Artık kurbanların izinli olan kurban kesim yerlerinde kesilmesi gerekiyor. En önemli şey hayvanlara eziyet edilmemesi. Çünkü netice itibariyle bir kurban da olsa hayvandır. Bunların eziyet edilmeden düzgün şartlar altında bağlanması, düzgün şekilde kesilmesi ve kanlarının vücudundan tamamen boşaltılması gerekir. Özellikle apartman aralarında, bahçelerde düzgün şartlar altında olmadan veyahut da hayvanlara eziyet eder tarzda bir yaklaşım görürlerse zabıtayı aramaları gerekiyor. Ve aynı şey kurban kesim yerlerinde olursa bu kurban komisyonundaki görevli arkadaşlar aramaları gerekiyor. 800 liradan 11 bin liraya kadar para cezaları var. Duruma göre, kişiye göre değişir tarzda. Eğer kurban etini düzgün şartlar altında kesmezseniz etle alakalı hem etin korunması, uzun süre saklanması ile alakalı sıkıntı olacaktır. Hem de lezzeti ile alakalı sıkıntı olacaktır. Çünkü stresli hayvan stresli şekilde kesilirse etin olgunlaşması tam olarak tamamlanmayacağından dolayı ilerleyen zamanlarda hem insan damağındaki bıraktığı lezzeti daha kötü olacaktır. Hem de dediğim gibi saklama süresi kısalacaktır. Ve özellikle hijyenik şartlar altında kesilmeyen etler, başlangıçtaki mikrobik miktarı fazla olursa eğer, düzgün şartlar altında kesilmese, kan vücudundan tam olarak boşaltılmazsa da ciddi anlamda etin bozulmasına sebep olabilecektir. O yüzden etin temiz, hijyenik şartlar altında kesilmesi. Ama öbür taraftan da kurban kesiminden önce hayvana eziyet edilmemesi, düzgün şartlar altında kesilmesi her türlü önemli. Yapmamız emine bir pazarlık yapalım. Öyle görünüyor.